Ötekiler programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi AK Parti Beylikdüzü Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Sayın Mücahit Birinci. Mücahit Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri de iyi gördük. Teşekkür ederiz. Mekanınızı da iyi gördük. Hayırlı olsun. Şimdi Mücahit Bey öncelikle sizi bir tanıyalım. Siz kendinizi anlatın. Evet. Ben 1974 yılında Rize'de doğdum. Rize'de Pazar ilçesinde doğdum. Güzel bir sahil balıkçı kasabasıdır. Tavsiye ederim ziyaret etmenizi. Güzel inşallah. Onun dışında tabii biz çay müstahsili olarak faaliyet yapmaktaydı bizim ailemiz Rize'de. Daha doğrusu hayatını çayla geçindiriyordu. Rize'nin milli bitkisi. Dolayısıyla biz orada yaz tatilinde dünyaya geldik. İstanbul'a yerleşiktik fakat yaz tatilinde doğduk. Bu doğum kısmını biraz geniş anlatıyorum ki nasıl orada... Aslında burada ikamet ederken orada dünyaya geldik. Daha sonra buraya İstanbul'a döndüğümüzde İstanbul'da Abdi İpekçi İlkokulu'nda okumaya başladık yaşımız geldiğinde. Haznedar'da ikamet ediyorduk o tarihlerde. Ondan sonra lise öğrenimini Özel Akasya Lisesi'nde tamamladık. Daha sonra 1993 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdik. Allah nasip etti. Ve 98 yılında da mezun olduk fakülteden. 5 senede anca bitiriliyor fakülte, 4 senedir ama hukuk fakültesi 5 senede, tıp fakültesi de artık onun üst limiti yoktur tıp fakültesinin. Evet, bu sürekli. İkisi ciddi zor dallardı. Ve mezun olduktan sonra da 2000 yılında serbest avukatlık vazifemizi icra etmeye başladık. Dolayısıyla bugün de avukatlık yapmaktayım. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde, kuruluşlarında, teşekküllerinde faaliyet göstermekteyiz. Başta Yeşilay olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde, Demokrat Hukukçular Derneği, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde faaliyet göstermekteyiz. Bazılarında yönetim kurulu üyeliği noktasında faaliyet göstermekteyiz. Halen devam ediyoruz. Tabii devam ediyoruz. O noktalarda faaliyetlerimiz var. Ayrıca bunların tabii tamamının, ben şunu düşünürüm, insanı insan yapan fikir hayatıdır. Ne düşündüğüdür, ne biriktirdiğidir, o yaşa kadar ne biriktirdiğidir. Dolayısıyla bunların yansıması olarak da biz siyasetin içerisindeyiz. Ben 2013 senesinde ilçe başkanı yardımcısı olarak göreve başladım Beylikdüzü'nde ve 2014 Mart ayında da meclis üyesi olarak seçildim yerel seçimlerde. Hala Beylikdüzü Belediyesi AK Parti meclis üyesi ve grup başkan vekili görevimi icra etmekteyim. Benim kısa öz yaşam özetim budur. Ne kadar güzel. Hala aktif şekilde siyasete herhalde uzun yıllarda devam etmeyi düşünüyorsun. İnşallah. Çok gönül vermiş. Allah ömür verdiği sürece, nefes aldığımız sürece milletimize hizmet etmek bizim vazife olarak görüyoruz kendimizi. Dolayısıyla Allah bize nefes alacak gün verdiği sürece biz bu yolda olacağız inşallah. 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 Peki Beylikdüzü'nün 2014 Mart seçimlerinden bu yana nasıl yönetiliyor sizce? İnanın şu anda biz tabii Beylikdüzü'nde muhalefet vazifesi icra ediyoruz. Çünkü 2014 yerel seçimlerinde halkımız bize muhalefet görevini verdi. Tabii biz isterdik ki bu soruya cevap olarak Beylikdüzü vatandaşlarımızın yararına yönetiliyor demeyi hakikaten isterdik. Bu tür bir kompleksimiz yok. Bakın AK Parti bir hizmet partisidir. Dolayısıyla bizim işte şu anda iradeyi ellerinde bulunduranlar, halktan mührü almış olanlar, 5 seneliğine halktan mührü almış olanlar, işte bir hata yapsa da biz bunların üzerine çullansak, boğsak diye bir düşünce bizim zihniyetimizde yoktur. Hı hı. Bizim zihniyetimizde vatandaşımızın doğru, düzgün ve zamanında hizmet alması düşüncesi yatar. Bizim zihniyetimizin temeli budur. Biz bunları genel Türkiye'nin genel coğrafyasında yaptığımız hizmetlerle de ispatlamış bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla şimdi Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü'nü bizim istediğimiz standartlarda maalesef yönetemiyor. Beylikdüzü'nün bütün altyapı, hemen hemen bütün altyapı meseleleri çözülmüş halde 2014 seçimlerinde bir takım istisnalar, bazı semtler, mahallelerdeki istisnalar haricinde
geneli altyapı meseleleri çözülmüş halde 2014 seçimlerinde teslim ettiler. Her şey hazır. Hazır. Üstüne eklenecek çok fazla evet, bir şey. Evet. Dolayısıyla yok. Biz üstüne bir tuğlanın üzerine bir tuğla koymalarını beklerdik. Fakat böyle bir tuğlayı hala 2,5 seneye yakın bir süre geçmesine rağmen böyle bir tuğlayı hala göremiyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Arkadaşlarıma da her vesilede söylüyorum. Yani Beylikdüzü'nde tabii konser yapmak, konser düzenlemek, buraya değerli sanatçıları getirmek, buraya Volkan Konağı getirmek, Şevval Sam'ı, Leman Sam'ı getirmek güzeldir. Burada vatandaşlarımız eğlenirler. Tabii buna da stres atılır. Ondan sonra bu tür şeyler güzeldir, faaliyetler. Fakat sadece bu faaliyetlerle göz boyamak olmaz. Vatandaşlarımız bu arkadaşlarımıza sadece konser düzenlemeleri için oy vermediler. Buna inansınlar. Yoksa buna inanmadıkları takdirde 2019 senesinde vatandaşlarımız onları inandıracak. Ne için oy verdiklerine dair bir inandırma olacak sandıklarda. Yani bu siyasetçi bu 5 senelik dilim içerisinde ne ekerse sandıkta onu biçecek. Ben peki bunu defaatle uyarıyorum. Peki bir araştırma yapıyor musunuz? İnsanlar şu andaki belediyecilikten memnunlar mı? Yoksa şikayetleri var mı? Hani bu kadar emin konuştuğunuz? Şöyle, tabii biz şöyle bir araştırmamız var bizim. Siyasetçinin araştırması sürekli halkın içinde olmakla sonuçlanır. Tabii. Biz dolayısıyla sürekli vatandaşlarımızın arasındayız. Yani vatandaşlarımız bir telefon kadar yakındır. Yani telefon verme gibi bir durumda asla söz konusu değil. Yani telefonlarımız 24 saat açıktır. Vatandaşlarımız bütün şikayetlerini sizi arayabiliyor. Ararlar, çok rahat ararlar. Hepsi, çoğuyla da dost olmuşuzdur zaten. Arkadaş olmuşuzdur. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu sık sık dile getiriyorlar. Yani diyorlar ki Beylikdüzü'nde bir hizmet varsa onu sizin partiniz yaptı. Ondan sonraki safhalarda biz ciddi bir eksiklik görüyoruz Beylikdüzü'nde. Halbuki Beylikdüzü şimdi bakın şu da var. Bizim yaptığımız hizmetler noktasında yeni belediye başkanı, şu anda seçilen, 2 sene önce seçilen belediye başkanı adeta o hizmetleri sahiplenip yoluna devam ediyor. Bakın öyle de bir avantajı var. Yani geçmişten gelen bir işte kültür binaları, yollar, caddeler, meydanlar var, bırakılmış size. Altyapı çalışmaları, ondan sonra İSKİ'nin milyonlarca dolara mal olan şeyleri burada var, hizmetleri. Tabii yer altında göremiyoruz. Balık Ali çok ciddi bir hizmettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kente katma hizmeti, katma değer verir. Bu çalışmaları var. Şimdi aslında Beylikdüzü'nün belediye başkanı bu konularda avantajlı aslında. Yani, bunlar yeterince duyurulmadı mı zamanında? Şu an onu üstlenebiliyor. Yani üstlenme derken kimin şunu bahsediyorum. Üstlenme derken vatandaşımız hizmetleri tabii hangi dönemlerde olduğunu çok iyi biliyor vatandaşlarımız. Bunları iyi ayırt ederler. Fakat önemli olan hizmeti o yapmış, bu yapmış önemli değil. Bakın tekrar ediyorum. Hı hı. Önemli olan bu hizmetin verilmiş olması. Kim tarafından verildiği önemli değil. Evet, insanlar memnun. Yeter ki hizmet gitsin. Yani şu anda mevcut belediye başkanımızla benim tavsiyem, ya yeter ki hizmet gitsin, biz sana umut verelim. Kesinlikle. Eğer niyetin vatandaşa hizmetse, biz sana umut verelim, o hizmeti gerçekleştirelim. Fakat bu noktada hakikaten ciddi bir eksiklik görüyorum. Yani muhalif bir partinin mensubu, Beylikdüzü'nde muhalefet yapan bir partinin mensubu olarak konuşmuyorum bunu. Samimi bir şekilde bir vatandaş olarak söylüyorum. Siz de Beylikdüzü'nde oturan bir vatandaş. Tabii çok ciddi bir şekilde burada hizmet eksikliği var. Hizmet eksikliği var. Hadi taş üstüne taş konulsa vatandaşımız daha rahat edecek. Sosyal ortamlara daha rahat ailesiyle birlikte katılacak. Daha rahat gezebilecek Beylikdüzü içerisinde. Sahilden daha rahat faydalanabilecek. Evet. Ben de Beylikdüzü'nde oturan bir vatandaş olarak özellikle sahili geliştirilmesini müşahede ediyorsunuz, bekliyorum. Evet, bekliyorum. Başka ilçelere gitmek istemiyoruz biz de Beylikdüzü'nde. Tabii Beylikdüzü'nde otururken neden Büyükçekmece gidiyorsun? Kesinlikle. Ya Büyükçekmece'de ben mesela sürekli Büyükçekmece sahiline gidiyorum gezmeye. İşte. Ama burada olmasını tabii ki çok isterim yani. Doğru. Yaklaşık da 12 yıldır buradayım. Hala bir ilerleme göremedim. İnşallah bekliyoruz. Sizin hedefleriniz nelerdir Beylikdüzü'yle ilgili? Şimdi tabii öncelikle biz hedef koyarken sadece kendimizi düşünmek gibi bir durumumuz asla yok. Dolayısıyla burada öncelikle biz bir parti disiplini içerisinde, il başkanlığımızın, ilçe başkanlığımızın da onlarla birlikte hareket ederek burada yapılması gereken şey behamahal vatandaşımızı bu çileden kurtarmaktır. Vatandaşımız bu çileden 2019 senesinde vatandaşlarımızın tamamı bu çileden kurtulacaktır. Ben bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey elbette Beylikdüzü yerelinde de iktidara sahip olmaktır. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum, bakın bunu rahmetli Özal sürekli vurgulardı. Ben bu bazen çok bazılara çok etik gelmeyebilir. Bazıları bu söylemi eleştirebilir fakat rasyonel,
siyaseti rasyonel temelleriyle yapacağız. Nedir biliyor musunuz? Merkezi hükümet ve ilçe belediye başkanlığı. Merkezi hükümet kimdeyse ilçe belediye başkanlığının da onda olması hizmetin ivmesini arttırır. Bakın bu rasyonel bir siyasi düşüncedir, rasyoneldir bu. Bu şimdi eleştirebilir, şimdi bu programı seyredenler eleştirecektir bunu. İşte Mücahit Birinci şey yapıyor, işte tehdit ediyor, adeta hizmet almazsınız, merkezi hükümetle aynı partiye vermezseniz, öyle bir şey demiyorum bakın. Hı hı. Fakat rasyonel siyaset bunu gerektirir. Maalesef daha etkili ve verimli olabilmesi aynen öyle, kesinlikle. Için. Bunu niye, bu doğru olan bir şeyi niye söylemeyeceğim ben, elbette ki söyleyeceğim. Doğru olan budur. Benim kanaatim de budur. Ve dolayısıyla Beylikdüzü'nde merkezi hükümetle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla ciddi rolasyon kurabilecek, eş güdümde hızlı atılımlar yapabilecek bir siyasi iktidara ihtiyaç vardır Beylikdüzü'nde, yerelinde. Bunu çok net ifade edeyim. İnşallah 2019'da. Allah nasip ederse, bizim de niyetimiz zaten 2019'da vatandaşa hizmet noktasında, yoksa bizim şahsi ikbal kaygımızdan veya partililerin, diğer arkadaşlarımızın şahsi ikbal kaygısından kaynaklanan bir talep değil. Yok, ben sizde onu çok net hissediyorum. Gerçekten çok gönül vermişsiniz. Bunları gerçekten istediğiniz için söylediğinizi, hani beden dilinizden de çok net anlaşılıyor. Ben gerçekten samimi olduğunuzu düşünüyorum. Peki sizce Beylikdüzü'nün ana sorunları nelerdir? Neleri görüyorsunuz? Benim şöyle bir, aslında onlarca, mesela bu bulunduğumuz mekanla alakalı söyleyeyim ben. Burası Yakuplu. Evet. Yakuplu'nun altyapı sorunları ciddi manada var. Kentsel dönüşüm noktasında şu anda hala gelişmekte olan bir mahallemiz ya. Yani asıl Beylikdüzü'nün temel problemi, Beylikdüzü 3 beldenin iştirakıyla kurulmuş bir ilçe ve belediyedir. Dolayısıyla hala onun getirdiği sancılar, demografik yapı bakımından da, sosyal hayat bakımından da onun getirdiği sancılarla uğraşıyoruz maalesef. Ya biraz da işte yönetim zaafı olduğu zaman bu kendini daha çok açığa çıkartabiliyor bu problemler. Mesela Beylikdüzü'nde biraz önce sohbet ettiğimiz gibi Beylikdüzü'nde E5'e yakın mahallelerimizde demografik yapı ve pozisyon, gelir seviyesi, ekonomik durum, eğitim seviyesi farklı. Evet. Denize yakın yerlerde farklıdır. Yani maalesef çok ciddi büyük. Bu kadar küçük bir mekanda bu çok ciddi farklılıklar var Beylikdüzü'nde. Demografik yapı olarak çok ciddi farklılıklar. Onu ciddi anlamda koruyorlar, değiştirmeye de çalışmıyor. Evet. Benim şahsi düşüncem şu. Buranın bir şeyle, çorba kaşığıyla bir karıştırılması lazım. Ama olumlu manada söylüyorum karıştırmayı. Yani Yakuplu'daki mahalleli ben Yakupluluyum değil, ben Beylikdüzülüyüm demesi lazım artık. Evet, o fark var. Evet, Yakuplu sanki Yakuplu ayrı bir yermiş ayrı gibi memleket, Gülpınar ayrı memleket, Beylikdüzü'nün merkezi tamamen farklı dünya. Evet. Artık bundan kurtulup bu birleşmeyi saladığımız zaman zaten Beylikdüzü'nün marka değerini yükseltmiş olacağız. Hayat kalitesini ve standartını da yükseltmiş olacağız bu sayede. Bu biraz zor aslında ama çok temel, çok temel biraz problem bu. Çok temel, onlarca problem var ama çok temel bir problem bu mesela. Diğer taraftan belediyenin kötü yönetilmesiyle alakalı çok ciddi problemler var Beylikdüzü'nde. Mesela şimdi Beylikdüzü'nün girişleriyle alakalı çok ciddi bir trafik problemi var. Ha diyecek ki yerel belediye hemen bunu şöyle top atıyor. Derler ki işte efendim burada yetkili İstanbul Büyükşehir Belediyesi derler. Fakat sevgili vatandaşlarımız tabii bunlara inanmasınlar. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkili de vatandaş size İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de temsil yapabil diye oy veriyor. Tabii ki. Vatandaş size Ankara'da da temsilimizi yapabil diye oy veriyor vatandaş. Evet. Dolayısıyla her topu yerde o tarafa bizi atıp, temsil edin. Topu Ankara'ya atıp, topu İBB'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, veznecilere atıp meseleden kurtulamazsın kardeşim. Ne yapman lazım? Nasıldı o atasözü? At bineni kılıç kuşananın. Şimdi ne yapman lazım? Senin bu aldığın vazifeyi en iyi şekilde yapman lazım, temsil vazifesini. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gideceksin, rolasyonu kuracaksın kardeşim. Burada o Beylikdüzü'nün girişlerine ilişkin çalışmayı yaptıracaksın. Bunu yapabileceksin. Yani burada şikayet etmek çok kolay. Sen şikayet vazifesinde bir adam değilsin, sen belediye başkanısın. Artık mührü almışsın eline. Dolayısıyla sen bu vazifeni yerine getirmek için bütün bu rolasyonları, bütün bu ilişkileri kurmak durumundasın. Sana o yüzden yetki verilir. Yoksa topu atmak çok kolay. O topu atma tembel işi. Biz tembellerden olmayacağız inşallah.
Peki çok teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için. Sizi tanıdığıma da çok sevindim, çok memnun oldum. İnşallah tekrar sizi ağırlamak istiyorum. Tekrar sohbetlerimize devam edelim istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Elçin'le Zirvedekiler programından hepinize hoşçakalın.